spor sever olarak uzaktan seyrediyoruz durumu. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin bu çalışmaları. Amin. Tabii sizler çalışarak, idmanları yaparak, beslenerek, fizik olarak hazırlayıyorsunuz. Hocamız başınızda, yöneticileriniz başınızda. Fakat manevi olarak da Rabbimize sığınıp dua her zaman için bizler için önemli. Bu çerçevede sizler diğer zamanlarda da dualarınızı yapacaksınız. Müsabakalara çıkarken, müsabaka hariçlerinde bu kurban Allah rızası için sevap kazanma umuduyla kesiyoruz. Rabbim cümlemizi kazalardan, belalardan, sakatlıklardan ve musibetlerden korusun amin. İnşallah. Amin. Amin. İnşallah dualarla, tekbirlerle kurbanı kesip inşallah bir duasını yaparak, bağışlayarak bitireceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnni veccehtü veccheye lillezî fatarâs semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahu ekber, Allahu ekber. Hadi kusum hayırlı olsun. Genel kaptan sürecek. Başkanım. Başkanım. Alamadık ben bunu. Adem. Kal süreyim sen kurban kanı. Bir daha anla soru alalım. Tamam hocam. Edirne Spor GK yeni sezon açılışını yaptı. Bununla ilgili kısa bilgi alalım. Hayırlısıyla kurbanımızı geçtik. Yeni sezon bu pazar günü başlıyor. Öncelikle kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Sakatlıksız. Herkesin sağ salim sezonu bitirmesini diliyoruz. Bunun dışında genç takım kurduk. Bu sene daha mütevazi bir kadro kurduk. Kupa maçında başarılı bir oyundan sonra şehirde biraz fazla bir beklenti oluşmuş olabilir ama bu sene biz daha mütevazi bir kadro kurduk. İlk hedefimiz aslında bu sene bizim Bal Ligi'nde kalmak olarak hedef koymuştuk. Şu anda yine aynı hedefteyiz. Tabii sezonun ne getireceğini kimse bilemez. Çünkü biliyorsun bizim önümüzde Küpe Spor örneği var. Küpe'de şu an için buradan takım şampiyon olmuştu. Ama biz bu sene için hedefimiz şampiyonluk diyemiyoruz. Çünkü şampiyonluklar sezon içindeki durumlara göre yön alıyor. O yüzden bu sene dediğim gibi sakatlıksız sezon ve Bal Ligi'nde kalmayı hedefliyoruz. Tabii ki bir başarı hedefimiz var. Ama yani şu aşamada bundan dilendirmek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Öncelikli hedefimiz her maçımızı kazanmak. Pazar günkü maçımızda çok ciddi 3 tane oyuncumuz kırmızı kart cezalısı. Çok ciddi eksiklerimiz var. Önemli mevkilerdeki önlü bölüm sol hekimiz. Ayrıca sol hekimizin 7 yılan sonra bir arkadaşımız sakat. Yani 4 ciddi eksikli oyuncu bu hafta. Amacımız Tuzla maçı kazanmak. Tuzla bu sene ligin şampiyonluk adaylarından. En favori takımlarından birisi. İyi takım. Maçları da seyrettik. İyi bir takım olduğunu düşünüyoruz.
Hedefimiz galibiyet. Ama dediğim gibi bu sene asıl hedefimiz biraz tesisleşmeyi ön plan tutup Bal Ligi'nde kalıp geleceğe yatırım yapmak. Geçen sene son dakikada kaybedilen bir playoff vardı. Bu sene playoff sistemi kaldırıldı. Birincilerin daha birincilerin çıkacağı bildik. Bence hak eden buydu, hak buydu. Dünyanın hiçbir yerinde bir birinci olan takımın üstüne çıkmadığı lig yok. Bu sene bu yanlışlar federasyon döndü ve tekrar eski sisteme geri döndü. İnşallah hayırlı sezon olur. İnşallah başarılı oluruz. Sezon Edirne'miz hayırlı olsun. Tek isteğim var Edirne'lilerden. Bu takım hiç kimsenin takımı değil. Bizler geçeceğiz. Ben yarın istifa edebilirim. Başka bir arkadaşım gelebilir. Ama takımın ismi Edirne Spor Gençlik Kulübü. Takımın isminde Edirne ismi var. Bu takım Edirne takımı. Herkesin bu takıma sahip çıkmak zorunluluğu diye düşünüyorum. Edirne'liyim diyen, Edirne'de para kazanan, Edirne'de yemek yiyen, ekmek yiyen, ekmek kazanan herkesin zorunluluğu diye düşünüyorum. Bürokratlarımıza da aynı şekilde sesleniyorum. Bu takıma sahip çıkın. Bu takım bizlerin değil, sizlerin, halkın, şehrin takımı. Teşekkürlerim bu kadar. Hepimize hayırlı olsun. Bir şey soracağım başkanım. Biliyorsunuz 3 gün sonra sezonun ilk maçı yapılacak. Hı hı. Bu maça gelen seyircilerle ilgili bir takım şeylerimiz var. Geçen sene aynen devam edecekler de bayanlarımızla ve çocuklarımızla. Bayanlar ve 12 yaş altı çocuklar ücretsiz. Gerçi biz 14-15 tane çocuğu da içeri alıyoruz. Yani bizim amacımız burada bir para toplamaktan çok çocuklara ve bayanlara sahalara sokup burada küfürlü kavgaları engellemek. Yine bütün yıl boyunca açık tribünümüz ücretsiz olacak. Ve misafir takım tribünü ücretsiz olacak. Misafir takım ücretsiz. O da ücretsiz olacak. Çünkü biz gittiğimiz bütün maçlarda misafir takımlar bizi ev sahipleri ücret almadılar. Biz de onlara bu haksızlığı yapmak istemiyoruz. Ama kapalı tribün tabii ki belli bir ücret olacak. Yine 5 lira olarak sezon boyunca devam edecek. Tabii ki ileride herhangi bir değişiklik olursa. Benim taraftan tek isteğim var. Taraftar takımına sahip çıkmadı. Taraftar takımına destek vermedi. Taraftar takımına zarar vermemeli. Yani bizler de sinirleniyoruz, bizler de kızıyoruz ama lütfen taraftarlar sakin olsunlar. Cezalar daha bu sene daha da ağırlaştı. Takımımızı burada seyirsiz bırakmayalım, yalnız bırakmayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you.